Kürt Kadın Hareketi için 8 Mart'ın önemine değinmeden önce erkek egemen zihniyetin kurguladığı sisteme karşı şu an dünyanın her yerinde mücadele eden tüm kadınları selamlayarak ve 8 Mart'larını kutlayarak başlamak istiyorum. Doğrusu binlerce yıldır Kürt kadınları, Kürt kadınlar erkek egemen zihniyetin yarattığı yıkıma, talana, şiddete, savaş sistemine karşı, savaş rejimine karşı binlerce yıldır mücadele ediyor. Elbette ki 8 Mart bizler açısından mücadele günü, direniş günü, baş kaldırı günü olarak tanımlıyoruz ve her 8 Mart'ı da büyük bir direnişle, farklı birçok eylem etkinlikle isyanımızı yükselterek alanlarda oluyoruz. Yalnız bizim için aslında her gün 8 Mart niteliğinde ve her gün toplumsal sorunlara karşı mücadele günü olarak ele alıyor ve direnişimizi de böyle büyütüp örgütlüyoruz. Çünkü karşısında savaştığımız, mücadele ettiğimiz zihniyet her gün kendini birçok farklı formlarla yeniden güncelleyip, yeniden yaşatan, yeniden toplumun tüm hücrelerine sirayet eden bir yerden kendini örgütlüyor. Dolayısıyla bizler de Kürt Kadın Hareketi olarak erkek aklının yarattığı başta ulus devlet aklına karşı, sistemi olarak kapitalist moderniteye karşı, dolayısıyla kadını yaşamın tüm alanlarından yok eden, kendi iktidarını, kendi sistemini kadın kırım politikaları üzerinden, doğa kırım politikaları üzerinden, kadının değerlerini gasp ederek var etmeye çalışan bir zihniyete karşı mücadele ediyoruz. Bu zihniyet günün sonunda kadın katliamlarıyla, kadın intiharlarıyla, kadına yönelik şiddetle, tutuklamalarla, savaşlarla, doğa kırım politikalarıyla kendini her gün yaşatıyor. Bugün toplumun her yerinde derinleşen toplumsal sorunlar var ve bunların hepsi kadının hakikatinin hedef alınmasıyla aslında inşa edilen toplumsal sorunlar ve kadın özgürlük sorunu çözülmeden aslında bu toplumsal sorunların da çözülemeyeceği bir mücadele geleneğinden geliyoruz Kürt kadınlar olarak. Dolayısıyla bizler açısından oldukça önemli bir yerde duruyor 8 Mart. Çünkü yeniden örgütlülüğümüzü güçlendirdiğimiz, yeniden kendi mücadele yöntemlerimizi geliştirdiğimiz, mücadele yöntemlerini kadınlarla birlikte aslında toplumsallaştırmaya çalıştırdığımız bir yerden mücadelemizi büyütüyoruz. Dolayısıyla bizim için aslında hayata geçirmeye çalıştığımız yaşam felsefesini, paradigmamızı, dünyanın aslında gözünün üstünde olduğu, dünyadaki birçok toplumsal harekete feyiz olduğunu, ön açtığını, örnek olduğunu ifade edebiliriz. Şu an dünyanın birçok yerinde, aslında Kürdistan'da, Rojhilat'ta, Rojava'da, Orta Doğu'da, dünyanın birçok yerinde öncülüğünü yaptığımız, Kürt kadınlarının öncülük yaptığı bir yaşam felsefesi dünyada yani yayılmaya başlıyor, yaşam bulmaya başlıyor. Xinjiang Azadi felsefesinin dünyanın her yerinde aslında bir şekilde kadınlar öncülüğünde hayata geçirildiğini görüyoruz. Şimdi bizler için elbette ki 8 Mart'ın tarihine baktığımızda 1857'den bu yana direnişçi kadınların aslında erkek egemen zihniyetinin emek sömürüsüne karşı direnişleri esnasında katledildiğini biliyoruz ve 8 Mart'ın bugün simgeleştiğini biliyoruz ama her gün kadınların emeğinin sömürüldüğü, kadınların şiddete maruz kaldığı, kadınların katledildiği, kadın kazanımlarının gün be gün gasp edildiği bir süreçte 8 Mart yeniden bu saldırılara karşı bir baş kaldırı günü olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla biz birçok farklı eylem etkinlikle 8 Mart'ı kutluyoruz. Baş kaldırıyoruz yine bu toplumsal sorunlara karşı ama biz Kürt kadınları açısından 8 Mart özellikle yaşam felsefemizin öncüleri olan enternasyonal kadın mücadelesinden tutalım. Kürt kadın özgürlük mücadelesinin öncülerini anma günü olarak da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Xinjiang Azadi felsefesinin özgür eş yaşam paradigmasının öncüleri olan Sakine Cansızlardan, Fidanlardan, Sevelerden, Fatmalardan, bu mücadelenin izini kalemiyle süren Nagihanlardan, yine bu mücadelenin bilimsel zeminini oluşturan toplumun her alanında özgür, eşit bir mücadeleyi, demokratik bir mücadeleyi yaygınlaştırmaya çalışan, toplumsallaştırmaya çalışan Nagihan Akarselleri, Evin Goyileri, Hevrin Halefleri, yine
aslında toplumun kadın bedenini tecrit etmeye çalışan formlarına karşı baş kaldıran jinaları anarak, onların mücadelelerini büyüterek, onların bıraktığı yerden aslında mücadeleyi tekrardan teslim alarak, büyüterek sahip çıkacağımızı göstereceğimiz bir gün olarak da değerlendiriyoruz 8 Mart'ı. Dolayısıyla Kürt kadınlar olarak bütün bu yoldaşlarımızın anısını hem hatırlatan, hem onların mücadelesine sahip çıkan, hem şu an dünyanın her yerinde yayılmaya başlayan ve toplumsallaşan Jinciyan Azadi felsefesinin öncülerinin hiçbir zaman unutulmayacağı, anılarına sahip çıkacağımız ve mücadelelerini büyüteceğimiz bir gün olarak da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla aslında dünyaya feyz olan, dünyadaki bütün toplumsal hareketlerin şu an gündeminde olan, gözünün üstünde olan bu yaşam paradigmasını toplumsallaştırmanın da mücadelesi olacak bizim için. Günü olacak, direniş günü olacak 8 Mart. Dolayısıyla Kürt kadınlar olarak bizler dünyanın her yerinde şu an erkek egemen zihniyete karşı mücadele eden kadınlarla birlikte internasyonal bir kadın mücadelesi, kadın konfederalizmini oluşturmak ve bunun mücadelesini yürütmenin günü olarak da değerlendirmek gerekiyor. Özel savaş politikalarına karşı mücadele etme günü olarak değerlendiriyoruz. Çünkü biliyorsunuz özellikle Kürt kadınlar üzerinden yürütülen bir özel savaş politikası var. Ve bu özel savaş politikasının hedefi olarak genç kadınlar, özellikle Kürt kadınlar, gençler hedef oluyor. Ve bizler 8 Mart'ta bu aklı ifşa eden, bu aklı teşhir eden bir yerden de mücadelemizi büyüteceğiz. Dolayısıyla 8 Mart bizim için tecrit politikalarının da teşhir edileceği, tecrit politikalarına karşı da mücadelemizi yürüteceğimiz, mücadelemizi daha da örgütleyeceğimiz, tecriti kıracağımız bir 8 Mart olmasını sağlayacağız. Bunlara şu çağrıda bulunalım. Erkek egemen zihniyetin bizim için kurguladığı toplumsal düzene karşı baş kaldırmak için bize dayattıkları şiddet içerikli sistemi, katliam içerikli sistemi, ölüm içerikli sistemi reddettiğimizi ifade etmek için sokaklarda olalım, 8 sesimizi yükseltelim. Gelin hep birlikte 8 Mart'ta alanlarda direnişimizi yükseltelim. Ve haçtı adariye kodu hazarı biz çağıran da emde zeydettir geleceğin eti peşvazı dikin ki em siviye ki adar edeşi büvü geleceğin akı em ve pergala kapitalist ve pergala ku vina jini u şahsiyata jini kurd nazna ki em bersiveke giran u bersiveke mezin benevanda em bu baveriyedanın em behiz ajınan ve tekoşin ajınan u çava hem tekoşin akı navne tevayi ku jini kurd hadi derketine birani nevan haya irudane meşandın u her vahajı ve tekoşina sakineyan em baver dikim ku haya siviyeke adari em her kadam berkobidin و امی سر به کهون دستفیتی ام وینا ببیشن که جن راستی جی ده هر قادی ده خوادی که ده خوادی وینه به هزاران سالان جن ده آخی ده ده دیروکی ده ده چانده ده ده زمان ده رنگی خو آوا کریه و رنگی خو اثبات کریه خوادی درکتنا آخی خوادی درکتنا چانده خوادی درکتنا ناسلمه و زمان ده تکوشینا جنه ده دستفیتی که جبر وینا هر جن دوی که سری ده بیشه که از همه از دخوازم او دکارم به وین آخه با سرپیا بگرم حشت آدارین البته که روژه که گرینگه که هر سال که او روژه جبو که جنا که جن پشکریه بنه هف تکوشین آخه به هفرا روژه که بجی همو جیهان ایدا به هفرا یک دنگ بکن دوی که جن هر قادی دا رنگی خو دنگی خو بلن بکن همبری سیستم کاپیتالیست و یک جنی ناس نکه یک مافی جنی تنده که یک دبی جن تنی مالی دا دوی که جیان بکه هم بری وان پرگال قریش یه باوک سالاری دوی که جن جی قادی نهیلن ده هر آوائی دا یعنی قادا سیاست دا قادا چانده دا قادا زمان دا قادا جواق و آبوری دا خو بده سکناندن دا و تکوشین اخو بردوان بکه ام لبرا لباجار سرحادی و باجار میوانی دا سری دا هشت آدار همو جنین جهان پیروز دکن و تایبتی جی جنین کردستان پیروز دکن ام هیوی دارم که هشت آدار به وسیله که سرکفتنا تکوشینا آزادیا همو جنان